Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli iş insanlarımızı, sivil toplum örgütü başkanlarımızı konuk ediyoruz. 2020 yılı dünyada ve ülkemizde virüsün etkileriyle çok zor bir yıl oldu. Yeni yıl yaklaştı ve stüdyoda da çok değerli bir konuğum var. Fasa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tayfun Karataş. Değerli dostum, 20 yıla yakın. Evet. Büyük başarılar imza attı. Bunları da konuşacağız. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli dostum, değerli kardeşim. Tabii programda her ne kadar resmi olsak da kalben ve dostumuza binaen kardeşimle hitap ediyorum. O yüzden seyircilerimizin affına sığınarak bunu ifade ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ve bizleri ekranları başında izleyen çok değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım, sizleri görmek burada çok güzel. Siz de hayalim Fatsa'yı Karadeniz'in Çorlusu yapmaktı demiştiniz ilk başkan seçildiğinizde. Ve bugün bunlar çok şükür başarıldı. Bunları da hep konuşacağız ama öncelikle iş dünyası açısından, halkımız açısından 2020 yılı artık yeni yılda yaklaştı. Çok zor geçti ve geçmeye de devam ediyor. Beklentiler 2021'e kaldı. Biz neler yaşadık 2020'de iş insanları olarak? Neler gözlemlediniz? Alınan tedbirler yeterli mi? Zaman zaman açıklamalarınızı basına yansıyor. Bunları dinleyelim. Söz sizde. Tabii ki 2020 yılı açıkçası bölgemiz ve ülkemiz açısından çok pek hayırlı bir yıl olmadı. Ne yazık ki. Ocak ayından başlayan depremler, 3 tane deprem gördü ülke. Doğru. Sel felaketleri gördü. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi bir de malumunuz Covid belasıyla karşı karşıya kaldık. Doğru. Gerçekten yaşanmasını arzu etmediğimiz bir yılı yaşıyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda bu yıldan bir önce çıkıp 2021'e inşallah güzel böyle hayırlı haberlerle, güzel işlerle, güzel söylemlerle başlamayı Rabbim bizden nasip etsin diyorum. Çünkü gerçekten 2020'nin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Doğru. Hem ticari manada, hem ekonomik manada, hem yaşam anlamında, hem sağlık anlamında baktığınızda gerçekten çok hikayelerle dolu, hazin hikayelerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Tabii ki ülkenin birçok yerinde ticari manada değerlendirdiğimizde her yerde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Doğru. Geçirmeye de devam ediyoruz açıkçası. Malumunuz pandemi süreci Mart ayı itibariyle ülkemizde yaşanmaya başlamıştı. Ve o günden bugüne zaten ki o süre zarfında da gerek Altaş TV'de gerekse diğer kanallarda ve diğer haber mecralarında zaman zaman program konu olarak katılmış ve süreçle alakalı bilgilendirme ve süreçle alakalı yaşanılan eksiklik veya alınması gereken tedbirler noktasında ifadelerde ve söyleşilerde bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada evet, sağlık çalışanlarımız gerçekten takdire şayan bir duruşla hayatlarından vazgeçerek, ailelerinden vazgeçerek, kendi sağlıklarını ortaya koyarak gerçekten manevi manada çok ciddi bir performansı ortaya koyuyor. O yüzden Allah onlardan razı olsun. Fakat maddi manada da en büyük zorluğu ne yazık ki ticaret erbapları çekiyor. Ticarethane işletmeleri çekiyor. Esnaflarımız çekiyor. Manevi manada bu işin sorumluluğunu nasıl sağlık çalışanlarımız çekiyorsa ticari manada da sorumluluğunu ne yazık ki ticarethane sahipleri çekiyor. Ne manada? Bugün biliyorsunuz birçok işletme kapatıldı. Tabii. Bir zaman ilk Mart ayının ilk başlarında kapatıldı. Sonra tekrar açıldı. Şimdi tekrar kapatıldı. Dolayısıyla hep açılıp kapanması birçok esnafımıza artı maliyetler getirdi. Sağ olsun hükümetimiz kısmi manada, bunlara ciddi manada önlemler almaya çalıştı. Nedir bunun önlemlerini kısaca ele alırsak? Tabii, işte kısa çalışma ödeneği ile tam kapananlara işte 1900 lira seviyesinde, yarı zamanlı çalışıyorsa işte 1100-1200 lira seviyesinde desteklerle çalışana bu noktada destek sağlamış oldu. Evet. Diğer taraftan KGF kredileriyle ticarethane sahiplerine bu bağlamda 6 ay ödemesiz krediler imkanı sağlandı. Diğer taraftan baktığımızda işte sigortaların ve vergilerin 6 ay ertelenmesini veya daha doğrusu ötelenmesi sağlandı. Baktığımızda o gün itibariyle güzel bir yaklaşımdı. Bunlar samimi bir yaklaşımdı. Ki hala da aynı samimiyetin
ve yaklaşımın olduğunu düşünüyorum. Fakat yeterli olmadığını düşünüyorum. Hani şöyle düşünün, bir hastanız var, bir çocuğunuz hasta, antibiyotikle bunun tedavi olması gerekiyor. Fakat biz ateş düşürücüyle bunu geçiştirmeye sağlıyoruz. Yani bunun çözümü antibiyotik. Yani bize daha radikal çözümler gerektiği kanaatindeyim. Yani malumunuz Mart ayında ötelenen vergiler vardı. Evet. Sigortalar vardı. Doğru. Şimdi ötelenen Ekim ayında vatandaşımız, esnafımız bunu ödemeye başladı. Dolayısıyla bir Ekim ayının ödeyeceği vergi veya sigorta, bir de üzerine Mart'tan sarkan vergi ve sigorta ilave ettiğimizde, bir de üzerine eğer kredi çekmek ki çile çektiğini düşünürsek ki birçok işletme çekti, bir de üzerine kredi maliyetini bindirdiğiniz zaman, yani atıyorum iki tane ödemeniz gereken yerde şu an beş ödeme yapacaksınız. Bu beş ödeme yapmanız için işletmeniz, işletme faaliyetiniz veya ticari faaliyetinizin de cirolarınız çok ciddi artışlar olacak ki tabii bunu sübvanse edebilirsiniz. Doğru. Dolayısıyla böyle bir durum da yok. Ki bazıları bir malumunuz kapat. Özellikle restoranlar, tabii, kahvehaneler, sektörü, evet. Küçük esnaflarımız. Bu bağlamda gerçek manada ne yazık ki kapatıldı. Eyvallah. Tabii ki her şey sağlığın, evet, hiçbir şeyin üstünde olamaz. Yani sağlık her şeyin başında gelir tabii. Ama ekonomik açıdan da tabii ekonomik olarak baktığımızda ticaret olarak şirketlerimizin sağlığı da önemli. Tabii yaşamaları çünkü lazım. Biz normale döndüğümüzde bu bağlamda bu şirketlerde var olacağız. Veya bu şirketlerin istihdam yüküyle bu insanlar iş bulacak. Ödediği vergiyle devletimiz refah bulacak. Tabii. Dolayısıyla şu an alınan kararlar işte 1.000 liralık ufak basit usule tabi esnaflarımıza 1.000 liralık yardım, işte büyük şehir olmamışsa bile 750 lira kira yardımı. Ne yazık ki bunlar pansuman niteliği taşıyor. Evet. Yani daha radikal, hani ateş düşürücü değil de antibiyotiği vererek gerçek manada hastalığı iyi edecek ilaçlarla takviye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ötelenen verginin gerekirse 3 ay daha ötelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ötelenen sigortanın gerekirse 3 ay. Yani çünkü bir de önümüzde kış mevsimi var. Tabii. Yani piyasaların daraldığı bir dönemden geçiyoruz. Doğru. Yani yıl önümüz geldi. Yaz olmuş olsa, evet, bir şekilde piyasadaki giren işte dışarıdan gelen sıcak paranın artacağını düşünürsek, dışarıdan gelen insanlarla artacak biz para akışı olmuş olsa eyvallah. Zaten önümüz kış. 3 aylık dönemde baktığımızda zaten azalan maliyetler veya daha doğrusu azalan cirolarla karşı karşıya kalacağız. Bir de üzerine artan maliyetleri de karşı karşıya kaldığımızda ne yazık ki işletme sahiplerimiz dönebilme kabiliyetini ne yazık ki azaltacaklar. Yani tabii bazı sektörleri bunun dışında tutuyorum. Evet. Örnek vermek gerekirse gıda üretimi yapan, gıda üzeri marketlerimiz, yani güzel işler, bazı güzel cirolar yaptı. Bu virüste büyüdü. Büyüdü. Evet. Dolayısıyla ama baktığımızda ama azınlık tabii. Evet. Tabii %70'i de, evet, ciddi manada etkilendi. Sıkıntıya girdi. Yani çoğunluk sıkıntıda. Çoğunluk sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Hem sıkıntıyla karşı karşıya, yani azalan cirolar, azalan gelirler, bir de üzerine artan maliyetler ilave oldu mu manevra kabiliyeti ne yazık ki azaldı. O yüzden açıkçası bence desteklerin biraz daha artırılması gerektiği. Sizin orada hafta içi basına da yansımıştı. Alınması gereken tedbirler diye bir liste vardı. İsterseniz o listeyi bir konuşalım. Evet, şimdi mesela biz, evet, orada demiştik, yani az önce ifade etmiştim aslına, evet, bakarsanız. Tekrardan biraz bence açtınız. Sigortaların, evet, vergilerin tekrardan ötelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kapatılan, düşünün. İş insanları kendini şimdi düzeltmedi yani. Bir restoran, evet, sahibini ele alalım veya bir, tabii, kahvehane sahibini ele alalım. Toparlanma imkanı bulamadı. Şimdi, evet, bu adam nasıl ödeyecek? Yani, tabii, kapatmışız. Yani 1.000 liralık devamlı bir yardım. Cepten yemiş, kredi almış. 1.000 liralık, evet, bir yardım onun sadece elektrik parasını finanse edebilir. Tabii. Yani. Dolayısıyla baktığımızda biz eğer adama işlerini kapat diyorsa, ki diyoruz eyvallah. Fakat bu gideri kapattığımız zaman bu hayatını idame edebilecek finansı sağlayabilmemiz lazım. Doğru. Mart ayında bu adama kredi de çektirdik. Bu çektiğimiz kredinin ödeme günleri zamanı geldi. Dolayısıyla bakıyorum şimdi kamu bankalarının bazıları görüştüğümde o dönem çekilen kredilerin %30'u %40'ı geri ödemekte çok güçlük çekiyor. Tabii. Kim bu güçlüğü çeken? Ne yazık ki işte bu iş yeri kapanan işletmeler. Doğru. O yüzden bence iş yerini kapattırdığımız esnafın desteğini tekrardan gözden geçirmesini bence gerektiği kanaatindeyim. Ve bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru iletilmediğini düşünüyorum. Evet. Yani eğer doğru iletildiği takdirde Sayın Cumhurbaşkanımızın ben buna kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü her kapatılan işletme veya bugün kapattığımız işlerinin yarın ticaret olarak geriye dönememesi kaybolan bir milli servettir. Tabii. Ülkenin bir değeridir. Doğru. Dolayısıyla yıllarca emek vermiş,
iş yerini belli bir noktaya taşımış, çelinin çocuğunun rızkını oradan çıkarmış bir işletmeyi kapatmak, bugün kapatmak, yarın hep kilit vermek manasına gelir. Bakın ben size bir veri vereyim. Evet, buyurun. Kurulan, kapanan şirketlerle alakalı. Evet. Bugün yine bir güncel bir bilgi. Fatsa için ele aldığımızda bir önceki yıla göre %49 kapanan işletmeler artmış. Yani evet. 2019'a göre 2020'de kapanan şirket sayısı %49 artmış. Dolayısıyla hani perşembenin gerisi çarşambadan belli olur misali. Doğru. Yani gidişatımız böyle, eğer ek tedbirler almadığımız takdirde çok günler beklemiyor. Yani çok böyle güzel günler beklemiyor. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iyi niyeti ve bu samimiyeti taşıdığına inanan insanlarız. Tabii. Bugüne dek bu yaklaşımı bize gösterdi özel sektöre. Aynı hassasiyeti bu dönemde de bekliyoruz. Ve bu bağlamda bu 1000 liralık 3 ay boyunca ödenecek 1000 liralık ek yardımın açıkçası bir yarayı saracağını veya bir yarayı tedavi edeceği kanaatinde değilim. Daha çok pansuman niteliği taşır. O yüzden daha radikal çözümler, daha radikal tedbirler alması gerektiği kanaatindeyim. İşte dediğim gibi sigortanın tekrardan ötelenmesi, verginin ötelenmesi, KGF aracılığıyla çekilen kredilerin icabında tekrardan ötelenmesi gerektiğini kanaatindeyim. Çünkü bu dediğim gibi bu Karadeniz'e has, bu işte efendime Ordu'ya has bir durum değil. Doğru. Bu ülke geneliyle alakalı bir şey. Hükümetimizin de bu noktada bir suçu kabahati yok. Evet. Bu sonuçta olağanüstü bir durum. Tabii. Bütün olağanüstü dünyayı noktasında etkileyen bir olay. Biz bu noktada elimizdeki imkanları çok daha verimli kullanarak işletmelerimizin, esnaflarımızın ayakta kalabileceği noktada ve yardımlarla onlara hayata tutabilmemiz lazım. İşte bunların da adresleri belli, çözümleri belli. Yani ortada bir hasta var. Evet. Hastanın hangi ilacı verdiğiniz takdirde ayakta kalabileceği de belli. Sadece bunun doktoru yazması gerekiyor. Evet. Bunun da ilacı ne? İşte az önce saydığım değerler gibi. Tedbirlerin işte, alınması lazım. KGF kredilerin veya taksitlerin ötelenmesi gibi, sigortaların ötelenmesi, verginin ötelenmesi gibi. Çünkü bunları şu an kapatan işletmelerin ödeyebileceği ne yazık ki imkan yok. Zaten var olan imkanı da bu 6 ay boyunca, yaklaşık 7 aydan beri bu virüs belasıyla uğraşıyoruz. Bu 7 aylık süre zarfında içerisinde vatandaş kendisi bunu finanse etti zaten. Ne manada? Hayatını idame, kenarda biriktirdiği o birikimini, işte iş yerinin kapalı kaldığı süre zarfında hayatını idame etmek için kullandı. Doğru. Mevcut giderlerini finanse etmek için kullandı. Kirasını vermek için kullandı. Dolayısıyla 3 ay daha devletimizden, Allah devletimize zeval vermesin, gerçek manada gerçekten devletimizin arkamızda olduğunu hissettirebilecek bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. O yüzden devletimizin bu noktada bunu yapabilecek gücü olduğunu inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da sadece konuların doğru izah edilmediğini, doğru aktarılmadığını düşünüyorum. Ki eğer aktarıldığı takdirde sonucu oluşur diye düşünüyorum. Hazırlarsanız KGF kredileri çıktığında iki günde, üç günde bitti. Evet. Hatırlarsınız. Tabii. Bütün millet feryat fügan bir şekilde doğru. Buna ortaya koyunca Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla tüm herkes yani kredi talebi olan vatandaşın %70'i, %80'i krediye ulaştı. Dolayısıyla doğru bir şekilde ifade edildiği takdirde demek ki çözüm üretilebiliyor. Aynı hassasiyetin bugün de sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Yani bugün kapanan işletmeler bir önceki yıla göre %40 seviyesinde artış gösterdiyse açıkçası bu bence hani arabanın yakıtının göstergesinin aşağı doğru inmesi gibi bize gösteriyor. Diyor ki yani önlem al, yakıt al bana diyor. Evet. Eğer almazsak yolda kalacağız diyor. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyeti taşıdığını biliyorum. Çünkü o da zamanında özel sektörün içinde var olan bir insandı. Tabii. Bu bugüne dek bize ciddi manada destekleri oldu. Bu bağlamda yine olacağından şüphem yok. Ama dediğim gibi küçük esnafımız ciddi manada şu an mağdur. Orta ölçek işletmelerimiz mağdur. Çok şükür Allah ki üretim yapan, ihracat yapan firmalarımızda çok şükür Allah ki şu an bir sıkıntı görmüyoruz. İhracat yapanlar şanslı. Evet, yani bu bağlamda tabii ki onlardan da etkilenenler vardır ama var. Tedarik ama zincirleri çok bozuldu ciddi bir pazar daralmasıyla iş pazara göre bir şanslılar. Evet. Doğru. Üretim daralmasıyla perakendeciliğe göre değil. Konfeksiyoncularımız. Tabii. Ya gerçekten şu an adam vatandaşımız haliyle canını düşünecek, üstüne kıyafet alacak hali yok. Tabii. Dolayısıyla konfeksiyoncularımız mağdur. Servis taşımacılığı yapan insanlarımız. Ya vatandaşı araba durdukça masraf Murat Bey. Tabii. Yani bunun sigortası mağdur. Var, bunun lastiği var, bunun efendime söyleyeyim kaskosu var. Evet. Bunun bandrolü var. Dolayısıyla servis aracı bir de çalışmıyor. Üstüne artan maliyetler, bir de çalışmadığı için onun üzerindeki şoför kardeşimiz. Ya bu adamlar hayatını idame edecek. Dolayısıyla bence biraz daha gaza hafif basmak gerektiği kanaatindeyim. Onu insanlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak gerektiği kanaatindeyim. Kahvehaneler. Ya düşünün hayatını idame eden, çocuğunu
rızkını kahvehaneden sağlayan vatandaşımıza şu an istediği, arzu ettiği tamamını peki memnun edemeyebilirsiniz ama büyük ölçüde memnuniyetini sağlayacak destekleri sağlamadığımız sürece ne yazık ki sular çekildiğinde oluşacak yaralar umarım tedavi edilebilecek boyutta olur. Aksi takdirde kol bacak kesmek zorunda kalabileceğimiz hasarlarla karşı karşıya gelip kalmamızı Rabbim'den temenni ediyorum. Tabii. O yüzden böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamız için de devletimiz büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Bu destekleri sağlayabilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence açıklanan paketin kesinlikle tekrardan revize edilmesi ve bunun bağlamda ilave destekler artırılması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Aksi takdirde dediğim gibi o arabadaki yakıt göstergesi gibi bak ne yazık ki birçok işletmemizin benzini bitmek zorunda kalır. Yolda kalmak zorunda kalır. O yüzden bunun önüne şimdiden geçmemiz lazım. Sonra ahva ne yazık ki para etmez evet. diye düşünüyorum yani. Şimdi Sayın Başkan ticaret erbabımız yazmış. Ben bir ticaret erbabı olarak virüs devam ediyor ve sigortamı, vergimi ödeyemiyorum. Hepsi birikti. Kredi garanti fonundan aldığımız paraları da ödeyemiyoruz. Yeni kredi garanti fonu olanakları açıldı ama virüs de devam ediyor. Ya biz kendimizi toparlayamadık ve inanıyorum ki benim gibi milyonlarca iş insanı var aynı durumda. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki evet. çok doğru. Şöyle ki yüz binler var diyor. Evet. Ya bakın tekrardan şu an evet. tabii ki kredi vermek çok doğru bir yaklaşım. Ya borsuyu çok daha borsa hale getirmemek lazım. Ne evet. yapılabilir şu pozisyonda? Yapılacak çözüm belli. Vatandaşın ödeyeceği KGF kredisini kaç taksit? 24. Atıyorum ilk 3 ay ödenmeyecek. Bu 6 ay ödemesiz diye 9 aya çıkartılacak. Birinci çözüm bu. İkincisi vatandaşın eğer hayatını idame etmesi için 1.000 liralık bir yardım değil mi? Bu 1.000 liralık yardımı arttırmamız lazım. Adamın ödemesi gereken şu an bir vergi var. Ya tabii. adam şeyi normal geçmişi ödeyemiyor. Yani bir öncekini tabii. ödeyemiyor. Bir de üstüne ikincisi geldi. Doğru. Bir de üstüne iki tane de sigorta geldi. Bir de üstüne kredi geldi. Ya bunu adam çalışsa bir şekilde bizim vatandaşımız öder. Tabii. Bizim vatandaşımız namusludur. Borcunu, harcını öder. Doğru. Burada sorun yok. Ya Türk toplumunda zaten ayet tutan budur. Vatandaşımız iş olduğu zaman geceli gündüzü çalışır o parayı tabii öder. Yeter, ama şartlar dönsün. Şu evet. an bunu diyebilecek bir durumda değiliz. Doğru. Bu anki afaki bir durumla karşı karşıyayız. Adamın işletmesi kapalıyken adam ne yapabilir? Evet. Fatsa'da birçok biliyorum çay ocaklarını görüyorum. İnanın hepsi çocuklarına rızık getirebilmek için sebze satıyorlar şu an. Meyve satıyorlar. Doğru. Çay ocağı kapattığı için. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan seviniyorum. Üzüldüğüm taraf ne? Yani adam işini yapamıyor. Ekmek parası kazanması için hani tabiri caizse dilencilik yapmak yerine ekmek parası evet. kazanmak için mücadele veriyor. Doğru. Sevindiğim taraf ne? Türk toplumu mazeret üretmiyor. Evet. Ayakta kalabilmek için uğraşıyor. Gecesini gündüze katarak çeyreğine çocuğuna rızık getirebilmek çözüm için arıyor. Mücadele çözüm arıyor. Doğru. O yüzden Türk toplumu zaten o yüzden ayakta her zaman ayakta kalır. Evet. Bu bizdeki bu bilinç, bizdeki inanç. Ama dediğim gibi bir taraftan üzülüyoruz. Şimdi oradaki insanlarımız, çocuğu var. Şimdi Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Tabii, Murat abi, kardeşim yani. Doğru. Sonuçta çocuk evden çıkarken babasından harçlık istediği zaman tabii. param yok demek kadar bir baba için zor bir durum, zor bir durum yok. Doğru. O yüzden bunları yaşamamamız gerekiyor. Tabii şimdi bu kadar dediğim gibi her şey bu kadar kötü mü? Tabii evet. ki değil. İyi olan tarafları da var. Tabii, onlar baktığımızda bölümde... bazı sektörlerimiz çok daha öne çıkıyor. Doğru. Çok daha bazı sektörlerimiz dediğim gibi ömrünün cirolarına ulaşıyor. Hayatı boyunca yakalayamayacağı cirolara, kazançları elde ediyor. Bunlar da güzel ama dediğim gibi komşusu açken tok yatan bizden değil diyor bizim dinimiz. Dolayısıyla toplumun %30, %35'lik kısmı memnun olması bir şey ifade etmiyor. %50'si eğer mutlu değilse, eğer hayatını idame edemiyorsa. O yüzden bizim toplum olarak belki %100 yine memnun edemeyebiliriz ama %70'ini, %80'ini memnun edebilecek adımlar atmamız gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki bunu da siyasi mantıkla yaklaşmamız lazım. Bakın tabii. burada önemli altını çiziyor. Doğru. Burada siyasi parti meselesi değil bu. A parti meselesi, B parti meselesi, C parti meselesi değil. Bu ülke meselesi. Tabii. Lütfen hani buradaki siyasi partiler düşünün. Siyaset üstü bir durum var ya. Tabii. Gerekirse tüm liderler bir araya gelip evet. ortak bir paydada buluşup bu ülkenin bekası için, bu ülkedeki yaşayan bir vatandaş için bir araya gelip bir duruşu ortaya koymaları gerektiği kanaatindeyim. Şu an hani aba altından sopa göstermek veya işte vurun, affedersin biraz ağır bir tabir olacak evet. ama vurun kahpeye de diye yaklaşım evet. göstermek, düşene biz tekmede biz vuralım demek
Bu bizim Türk toplumuna yakışmayan yaklaşımlar. Zaman birlik beraberlik. Birlik zaman. Ve beraberlik doğru. Zamanı. Bu dediğim siyaset gibi bu bir zaman. Partinin evet. Ya AK Parti'nin yarattığı bir virüs değil bu. Tabii. Bu dünyayı veya etkisi altına alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. Dışarıdan getirdiği bir virüs de değil. Tabii. Bu dünyanın dünya sorunu. Meselesi. Tabii. Birçok dünyada bakıyorsunuz herkes birlik ve beraber bu noktada evet. Bu süreci çözüyor. Zaten bunun çözümü birlik beraberlikten geçiyor. Şimdi bakın iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerimiz şu an aynı söylem içerisinde siyasi kaygı, seçim düşüncesi, burada bir oy kaybı oluşmuş, buradan bir refahat sağlayarak bir seçime götürelim bu ülkeyi yaklaşım içerisinde bulunmadan bu ülkenin geleceği için hangi partinin yaptığı veya hangi partinin eksiği veya hatasını insanların yüzüne çarparak ve bundan bir siyasi rant ederek bir duruş sergilemek ayıptır açıkçası. Tabii. Çünkü bizim buradaki gayemiz, çünkü bu virüs A partiliye veya B partiliye ayırt etmiyor. Tabii. Murat kardeşim. Doğru. Bu virüs hepimize bulaşıyor. Tabii. Haliyle bizim burada hepimizin bir ve beraber hareket etmesi lazım. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm siyasi parti liderleriyle ortak bir masa etrafında çözümler ortaya koyarak iktidarıyla muhalefetiyle belki diğer tarafta bir Cumhur İttifakı var, diğer tarafta bir Millet İttifakı var ama bu siyaseten var. Tabii. Ama amaç ülkenin geleceği ise aynı masa etrafında Türkiye İttifakı'nı biz var etmemiz lazım. Tabii, aynı gemideyiz. Sonuçta. Evet. Sonuçta kapatılan işletmede AK Partili kardeşin de çalışıyor, tabii. Cumhuriyet Halk Partili kardeşin de çalışıyor. Tabii. O yüzden bu siyasi bir mesele değil. Bu bir siyasi çıkar malzemesi asla değil. Bu ülke meselesi. Doğru. O yüzden burada topyekün bir ve beraber bir şekilde karar alarak ve karar mekanizmalarını hızlı bir şekilde harekete geçirerek piyasaya bir şekilde entegre etmemiz lazım. Evet. Yoksa bir arkadaş esnaf kardeşimizin iş yerinin kapatması, diğer bir esnaf kardeşimizin iflas etmesi kime ne fayda sağlar? Tabii. Hani derler ya bir tabir var. Olandan fayda gelir, olmayandan gelmez. Gelmez. O yüzden biz de bu olanların sayısını arttırmamız lazım. Çalışmamız lazım. Eğer biz bu imkanı sağlarsak o esnafımız çalışır. Bak ne diyorum size az önce örnek verdim. Çaycı kardeşimiz bak evine ekmek götürmemek için çaycılığı bırakmış. İki kasa sebze, iki kasa meyve alıp satışını yapıp gelirini elde etmek için uğraşıyor. Niye? Hayatını idame edebilmek için. Doğru. O yüzden bizim vatandaşımız bu özveriyi yapar. Sayın Başkanım, öncelikle 2020 yılı herkes keşke transit geçseydik dediği evet. Bir yıl oldu yani gerçekten. Hiç yaşamasaydık. Yaşamasaydık. Gerçekten içinde siz de anlattığınız çok büyük badireler var. Bütün umutlar ve ümitler 2021'de. Siz de sürekli Türkiye Odalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'yla konuşuyorsunuz. Bunları neler konuşuyorsunuz? 2021'de Türkiye'nin önünde de zor bir takvim var. Baktığımız zaman şimdiden başlayan Amerikan yaptırımları, işte Avrupa Birliği yaptırımları konuşuluyor. İşte Akdeniz'deki gerginlikler, diğer gelişmeler var. İş dünyası 2021'den umutlu olmak istiyor. Türkiye Odalar Birliği Başkanı ile neler konuşuyorsunuz? Çünkü Sayın Başkan bu konuda devamlı birlik ve beraberlik mesajı veriyor Sayın Hisarcıklıoğlu ve gerçekten alınması gereken tedbirleri sizlerle sahada olduğunuz için görüşerek hükümete birebir yansıtıyor. 2021 için neler konuşuyorsunuz? Alınan tedbirler ve alınmasını istediğiniz tedbirler noktasında. Şimdi, tabii şu var. Evet. Şunu altını çizmekte, ifade etmemde ve altını çizmemekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Ticaret ve sanayi odaları veya diğer sivil toplum kuruluşları. Bizler toplumda kanaat önderleri olarak ifade ediyoruz. Tabii. Mesleki bağlamda sorunları ilgili kurumlara iletmekle mükellef olan kurumlar olarak addediliyoruz. Çok doğru. Şunu da belirtmemde fayda var. Bakın ticaret ve sanayi olarak, FATSA ticaret ve sanayi olarak 2020 yılında bu pandemi sürecindeki en aktif kurumlardan biriydik. Malumunuz. Evet. Türkiye'de ilk maske üretimini başlayan kurumuz. Tabii başarılı. Üyelerine ücretsiz bunu ulaştıran ilk kurumuz. 1 milyon maskeyi bu bağlamda üreten ve üyelerine ve vatandaşlara dağıtan ilk kurumuz. Doğru. Bu bağlamda tabii ki görevimiz ne değil ama biz görev addettik. Evet. Şimdi tabii ki şu an bir görevlerimiz var, bir de yapabildiklerimiz var. Tabii. Şimdi biz tabii ki ben bu süreçte yaklaşık 10 rapor hazırladım. Ne manada? Evet. İşte iş dünyasının sorunlarının neler olduğunu, hangi sektörde ne sorunlar yaşandığını. Bu bağlamda 10 tane farklı rapor hazırladım. En sonunda 1 Aralık, en sonuncu raporumu da 1 Aralık'ta bir rapor hazırlayarak Odalar Birliği'ne gönderdim. Evet. Biz tabii ki aracı bir kurumuz. Tabii. İcraat yapan bir kurum değiliz. Evet. Yani bazen şu serzenişlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte o da niye
buna bu noktada kayıtsız kalıyor. Kayıtsız kalmıyoruz. Evet. Her bir soruna inanın. Çünkü ben de bu kurumun bir üyesiyim. Tabii. Ben de ticarethane sahibiyim. Doğru. Ben de hayatımı ticaretle kazanan bir insanım. Benim sabit bir gelirim yok, maaşım yok, herhangi bir şeyim. Aynı biz de ticaret hayatımızı yaşıyoruz. Tabii. Sizin için dolayısıyla en son raporumu 1 Aralık'ta Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderdik. Odalar ve Borsalar Birliği'ne biz ilgili iş sektörlerin sorunlarını ele alırız. O sektörlerin sorunlarını rapor haline getiririz. Odalar Birliği'ne göndeririz. Deriz ki atıyorum taşınmacılık sektöründe şu sorunumuz var. Evet, o da bizden almış olduğu sorunu ilgili bakanlığa bizzat sunar ve çözüm ister ve cevap ister. Tabii ki biz iletiriz. Hani tabiri caizse biz kızı isteriz. Tabii. Ama verip vermemek onlara ait bir şey. Doğru. Biz bu noktada birçok raporlar hazırladık. Birçok maddelerin değişmesi noktasında özellikle pandemi sürecindeki yaşanılan sorunların daha çok fazla derinleşmeden çözülmesi noktasında çözüm önerileriyle birlikte sunduk. Ama bir kısmı bunun kabul gördü, bir kısmı ret gördü. O yüzden bizler her üyemizin sorununa vakimiz. Ve bu her konunun muhatabıyız. Nereye kadar? Üyemizden bu sorunu alıp, raporlayıp, ilgili bağlı bulunduğumuz kuruma. Sağ olsun Genel Başkanımız da bu bağlamda özverili bir yaklaşım sergileyerek, gecesini gündüzüne katarak bizler de olduğu gibi ilgili bakanlıklara ve bakanlığıyla görüşerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bazı bakanlık buna evet dedi, bazı bakanlık hayır dedi. Evet. Dolayısıyla her sorunu iletiyoruz. Bunu alt çizgiyle söyleyeyim. Evet. Tabii 2021 yılı gerçekten hasar almış bir 2020 yıldan çıktığımızda 2021 yılı bizim için kolay bir yıl değil. Zor bir yıl. Ama ben kötümser bir yaklaşım ortaya koymak istemiyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi öyle kötü bir günler geçirdik 2021'de. İnsan iyi ve güzel şeyler düşünüp pozitif bir yaklaşım ortaya koymak istiyoruz iş dünyası olarak. Doğru. Ben aşı geğer şu alanda yaklaşıyorum. Yaptığım araştırmalar özellikle Çin aşısının zararının en az karede olduğunu öğrendim. Aşı yaptırmayı düşünenlerden biriyim ayrıca. Evet, aşı yaptıracağız. Eğer biz aşı yaptırdığımızda vatandaşımız, sağlık çalışanlarımız, vatandaş aşı yaptırdığında evet aşı yapılanlardan hastalık bu bağlamda onlarda görülmüyor açıklaması ilk duyulduğundan sonra ben piyasanın rahatlayacağını düşünüyorum. O yüzden aşı bu bağlamda önemli. Önemli. Yani aşının sonucu bence bizim ülkemizde ekonominin ve piyasaların sonrası için hareketini sağlayacak. Bakın hepsinin aşı vurulması anlamında söylemiyorum. İlk 1000 kişi dahi vurulup bir hafta sonra sonucunun pozitif olması bile kafi gelecek kanaatindeyim. Piyasaya olumlu yansıyacak. O yüzden aşı olduğu takdirde şimdi bazen bakıyorum 14 gün kapanmaktan, 28 gün kapanmaktan bahsediliyor. Doğru. Ya kapansak ne olacak? Çıktığımızda ilaç olmadığı sürece, ilacı olmadığı sürece tedavisi yok. Doğru. Yani ilaç olmadığı zaman isterseniz 40 gün kapanalım. Bir şey ifade etmiyor. Aşı çünkü önemli. Bu şey, bu zillet hani dışarıdan da gelebilir yani. Tabii. Yani doğru. 28 gün kapanmak demek sadece bizim eve kapanmamız değil, tüm dünyayla kapatmamız lazım kendimizi. Tabii. Ve doğru. Sonrasında da dünyayla ilişkimizi kesmemiz lazım. Evet. O yüzden ilaç olmadan bir çözümü yok bu doğru. İş. Doğru. Bu işin çözümü ilaç, aşı. Evet, aşı. Doğru. Dolayısıyla ben 2021 yılında aşıyla ilk beraber çeyreğinde eğer aşı vatandaşımızın İstenilen büyük bir kısmında sonuç oluşurdu takdirde piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum. Doğru. Ve ciddi manada hareketliliğin tekrardan eskisi gibi olan günlere geri döneceğiniz kanaatindeyim. Evet. Ama dediğim gibi umarım o eskisi günlere döneceğimiz süreçte de atıyorum Fatra'da 10 bin işletme varsa bu 10 bin ile birlikte dönmek isterim. Tabii. Niye? Doğru. Kapansın, kapanan ufacık bir çay ocağı dahi bizim için bir servettir ya. Tabii. Orada çalışan bir vatandaş, vatandaşımızın işini kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. O yüzden umuyorum 2021 yılında aşının da bulunmasıyla birlikte iş dünyasının bu noktada ben rahatlama sürecinden başlayacağını düşünüyorum. Ve tekrardan eskisi günlerin, bu virüs bir anda bitmeyecek tabii ki. Tabii. Tekrardan eskisi günlere ulaşabilmek adına yol kat edeceğimiz kanaatindeyim. Ama bu tabii ki bu virüs 2020'nin Mart'ın 30'unda gitmez bir anda. Tabii. Nisan'ı bulacak, Mayıs'ı, Haziran'ı bulacak. Evet. Ama dediğim gibi aşının 3. faz çeyrende, sonuçları eğer bizim için pozitif bir yaklaşım olsa ben bu ülkede bazı şeylerin daha iyi olacağını ve rahatlayacağını düşünüyorum. Bir anda pozitife çünkü doğru geçeceğiz. En önemli şey şu, yani hastalık yani bizim psikolojik olarak ciddi manada etkiliyor. Doğru. Ya vatandaş bırak şu an adam üzerine kıyafet almayı, adam evde hayatını kurtarmanın peşinde. Tabii. Kendini eve izole etmiş, köyüne izole etmiş. Doğru. Ha bu süreç bize de şunu öğretti.
köyümüzün değerli ol dönerdi. Tabii. Yani köyü olan zengin bu süreçte. Evet. Doğru. Köyümüzün değerli olduğunu öğrendik ve buna sahip çıkmamız gerektiğini bize gösterdi. Gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. İnsan sağlığında tabii. Hijyenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunlar hepsini gördük. Doğru. Çok şükür Allah. Ha keşke bunları yaşamasaydık da yine bunları görseydik de bunları yaşamasaydık keşke. Evet. Önce kaybolan canlılarla karşı karşıya kalmasaydık. Doğru. Buradan büyük dersler. O yüzden 2020 yılı inşallah ben bu aşı sürecinin sonucunda alınacak sonuç sonrasında piyasaların normalleşmeye başlayacağının adımlar atılacağını düşünüyorum. Çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Ama dediğim gibi bu önlemlerin de hükümet nezdinde alınması gerekti. Alındığı takdirde bunları söylüyorum. Tabii. Şimdi burada şu da var. Ülkede sorunlar ne kadar olursa olsun bir taraftan da yatırım ikliminin korunması ve ülke genelinde de bütün OSB'lerin acilen kamulaştırılması yeni istihdamlar için şart. Şimdi siz de Fas'tan 56 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. 66'ya çıktık. 66'ya çıktınız. Evet. Çok güzel. Gezen ve yaşayan nüfus 200 bin dediniz. Kamulaştırma için 40 milyona ihtiyaç var dediniz. Karadeniz'de ikinci bir örneği yok. Kamulaştırma yapılırsa hedeflenen istihdam 15 bin diye açıklamanız var. Evet. Bu da çarpan etkisiyle zaten şimdi tabii bu sürecin, bayağı büyük. Sizden gibi, dinleyelim ne oluyor? Şimdi bu süreçte perakende sektöründe, tabii. ufak işletmelerde, ufak işletme sahiplerinde, ufak esnaflarımızda çok ciddi hasarlar açtı ve açmaya devam ediyor. Doğru. Ama bazı sektörlerimizde de özellikle üretim ve ihracat yapan sektörlerimizde de artış oldu. Mesela ben Fatsa'yı ele alıyorum. Alalım. Evet. Fatsa'da bakın 2019 yılında sigortalı çalışan insan sayısı 15.340 kişiymiş. 2019 yılında 15.341 vatandaşımız sigortalı çalışıyormuş. Bugün itibariyle bu güncel bir bilgi. Evet. 2020 yılı ve Kasım sonu Aralık 1 itibariyle baktığımızda bu sayı 17.077'ye çıkmış. 17.077. Yani 1700-1800 civarında bir istihdam artışı olmuş. Virüse rağmen. Çok güzel. Evet. Şimdi bu nerede oldu? Tabii ki dedim ya az önce perakende sektöründe değil, daha çok üretim sektöründe oldu. Evet. Hani biliyorsun yıllar önce hep anlatırdım sana. Tabii. İşte Fatsa OSB şu noktaya getireceğiz. Evet. Fatsa OSB ihracat yapacağız. Çorlusu yapacağız dedim de bazıları bizi tebessüm etti, güldü. Doğru musun Doğru. Muraç? Tabii tabii. Şimdi bakın geldiğimiz noktada bölgenin istihdam yükünü, bölgenin Doğru. üretimini, bölgenin ihracatını, bölgenin kalkınmasını sağlayan bir OSB olduk. Tabii. Bak, oraya, o Fatsa OSB'ye geçtiğimizde OSB'ye girdiğimizi hissediyoruz. Belki kayıtlarda vardır. Yani Altaş TV'de ilk seninle programa yapmaya başladığımızda Tabii. veya konuşmacı olarak beni aldığında Doğru. o zamanki ifadeden 2000'di istihdamımız, hedefimiz. Doğru, 2000'di. 2000'di. Doğru. Şimdi bakın bugün 6000 insan çalışıyor. 6000 insan çalışıyor ve hedef 15 yani, bin. İnsanların hayalleri olacak. Tabii, hedefleri olacak. Bu hayalleri hedeflere dönüştürecek. Tabii. Bizim o gün hayalimizdi. Ve bugün Allah'a şükürler olsun. Başardık. Çok güzel. Yeterli mi? Tabii ki değil. Evet. Daha hedefler fazla olması bitmez. Lazım. Şimdi Tabii. dedin ya az önce Karadeniz'de bir örneği. Bakın. Evet. Samsun'da merkezde 6, Bafra ve Havza'da bir de 8 tane OSB var. Doğru. Bugün hani hep ben programlarda bunu ifade ediyorum. Ya biz rakiplerimize, tabii rakipten kastım tatlı bir rekabetten bahsediyorum. Siz bunu 600 dönüm arazi üzerinde yapıyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Şimdi bakın Samsun'da 8 tane OSB var. Doğru. Yine başımızda. Biz yarışa rakiplerimizle aynı seviyede başlamak istiyoruz. Tabii şartlar eşit olsun. Yani bizim hükümetimizde ne? Hani Samsun'da 8 tane var, bize 9 tane olsun demiyoruz. Evet. Ya İyi Samsun'da 8 tane var. Tabii. Orada o Altın Ordu OSB'miz var. Tabii. Fatsa'da var. Doğru. Diyoruz ki Altın Ordu'yu ikinci açalım. Evet. Açıyoruz Allah'a şükür olsun. Fatsa'yı büyütelim. Büyütelim. Üniye'yi açalım. Evet. Yani topyekün ordu ili olarak ya bir de ben hep programda bunu ifade ediyorum. Evet. Bunu ifade etmem gerektiğini de düşünüyorum. Tabii. Buyurun. Bakın İstanbul'da en fazla göç nüfusa sahip ordu üçüncü sırada diye anlatıyoruz bunu değil mi? Tabii. Ya bu övünç kaynağı mıdır Allah'ını seversen? Yani aslında bu bir utanç İnsanlar, kaynağı. Tabii göç etmiş yani insan. Yani demişsin ki sen Ordu'da vatandaşa iş bulamamış, aş bulamamış İstanbul'a geçmiş. Beyin göçü vermişsin yani. Evet. Yani Ordulu insanlarımız Türkiye'nin birçok yerine vermiş. Tabii. Ya bu adam burada bir iş kapısı sağlamış olsa, gelse burada çalışsa, bağına bahçesine bakmış olsa, hem fındığı daha kaliteli çıkartmış olsa, sadece yılın bir ayı gelip burada fındığını toplayıp gitmese, hem burada çelini çocuğu çalışsa, hem anası babası da fındığa bahçesine baksa, herkes mutlu olur değil mi? O yüzden ordunun buna ihtiyacı var. Ordunun üretime ihtiyacı var. Doğru. İhracata ihtiyacı var. Bunun da en önemli altyapısı organize sanayi bölgesi. Tabii. Biz bunu Fatsa'da başarıyoruz. Allah'a şükür olsun. Tabii ki her şey dört dük mü? Tabii ki değil. Tabii ki eksiklerimiz var. Muhakkak var. Ama çok şükür Allah. Bugün 600 dönümlük arazi üzerinde
Bakın 600 dönümlük arazi üzerinde 6000 istihdamı sağlayan ve buradan 66 tane ülkeye ihracat yapan Karadeniz'de ikinci bir örneği yok. Doğru. Şimdi biz önceden insanlarımız FAS Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük sanayi sitesi olarak görüyordu. Evet. Şimdi gidip gezen, gören her insan burası neymiş diyor yani. Dışarıdan geçen, bundan iki sene önce bir İngiliz heyet gelmişti bir konuyla alakalı ziyarete. O sebebi gezdik, inanamadılar. Fatsa gibi bir yerde böyle bir yatırımların olduğunu. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Bakın şu an 35 tane fabrikamız var. 8 tane daha inşaatımız devam ediyor. Tabii. Az önce dedim ya 17 bin çalışan var sigortalı toplam. Bunun 6 bini Fatsa OSB'de. Fatsa OSB'de. Ve 6 bin insandan bugün yaklaşık 20 ila 25 milyon TL Fatsa ekonomisine para giriyor. Doğru. Yani Fatsa Organize Sanayi Bölgesi demek Fatsa demek değil sadece. Tabii. Bakın burada Aybaslı kardeşim çalışıyor. Evet. Kumlulu kardeşim çalışıyor. Evet. Korganlı kardeşim çalışıyor. Doğru. Çamaşlı bacım çalışıyor. Doğru. Hafta içi çalışıyor. Hafta içi kazandığını gidiyor. Hafta sonu Çamaş'ta köyünde bağında bahçesinde çalışıyor. Kumru'da gidiyor. Anasının babasını ziyarete gidiyor. Doğru. Yani bölgeye bu noktada tabii katmeler öğretiyor. Doğru. O yüzden bu yeterli mi? Tabii ki değil. Bizim evet hedefimiz ne? Kamulaştırmayı bitireceğiz. Bitiriyor. Sadece FATS özelinde değil. Evet. Ünye'de de bitecek bu. Tabii. Altınordu da bitecek. Topyekin ihracata ve üretime odaklanmamız lazım. Doğru. Bakın Manavgat Ticaret Odası Başkanı çok sevdiğim bir abimdir. Evet. Tek sektöre bağlı ekonominin bu pandemi sürecinde ne kadar yanlış olduğunu en somut göstergesidir. Doğru. Akdeniz bölgesi tek sektör var. Ne? Turizm. Turizm. Bak bir pandemi oldu. Tabii. Turizm bitti. Bitti. Kendisinin ifadesi bu. Tayfun 60 bin insan işsiz geziyor diyor. Tabii. Allah göstermesin. Doğru. Bizim çok şükür Allah ki karma ekonomiye sahibiz. Karma ekonomiye sahibiz. Doğru. Ki ben Fatsa'da ilk önce sadece tarımdı, fındıktı, başka bir gelirimiz yoktu. Doğru. Bunu çeşitlendirmemiz gerekir. Tabii. Tek sektöre bağlı ekonomik model doğru bir model değildir. Üretim ekonomisi, sanayileşme de olması gerekir diye savunduğumuzda ve bunun için uğraş verdiğimizin en somut göstergesini bugün yaşıyoruz. Çok doğru. Bugün şahitlik ediyoruz. O yüzden bakın Antalya'da insanlar işsiz geziyor. Doğru. Allah göstermesin. Sosyal ayağı var bir de bunun. Adam 3 ay kazandığını 3 ay harcayabilir, 4 ay harcayabilir, 5. ay harcayabilir, 6. ay ne yapacak? Tabii. Çok şükür Allah ki bugün bizim memleketimizde öyle veya böyle. Tabii. İşletmelerimiz, bazı işletmelerimiz, birçok işletmemiz bir şekilde çarkları döndürüyor. Tabii. Ve dumanları tüttürüyor. Ve dünya markası olmuş işte maden firmamız evet da var orada. Yani çok bakın önemli. Evet. Hep marka diyoruz. Evet. Çok şükür Allah Fatsa Organize Sanayi Bölgemizde dünya marka ödülleri almış bir firmamız evet var. Evet, maden firması çok önemli. Ki bakın 56 ülkeye ihracat yapıyor. Karadeniz'de bunu alan başka bir firma yok bakın. Evet. Ben Ordu'dan bahsetmiyorum. Doğru. Karadeniz'de alan bunun ikinci firma yok. Evet. Doğru. Doğu Anadolu bölümünde almış bir firma yok. İç Anadolu'da almış bir firma yok. İstanbul firması. Tabii. Birkaç tane iki sen isimlerini biliyorsun. Doğru. Şimdi burada reklam verip olmaz. Tabii isimlerini biliyoruz. Yani Türkiye çapında bilinen isim. Tabii. Anadolu'dan dünya marka ödülü almış tek firması var. Tek. O da Fatsa. O da Fatsa. Ne bakın güzel. Evet. Üretimin bizi sağladığı kazançlara evet bakın. Ya her şeyi bir kenara bakın. Geçen gün bir yatırımcımız var. Şimdi kedi kumu yapıyor o da. Evet. Biraz da gülelim işin esprisini şey yapalım. Ya Fatsa OSB'nin her vatandaşa katkısı var. Tabii. Yani işte konfeksiyoncuya da faydası var. Lojistiğe var. Efendim servisçisine faydası limana var. Limana faydası var. Marketçiye tabii faydası doğru var. İnşaatçıya. Herkese tabii var. Herkese var. Bir de kime var biliyor musun? Evet. Geçen işte yatırımcımızın biri geldi. Allah nasip ederse yatırıma başladı. Nisan ayı gibi fabrika üretime geçecek. Evet. Konuyu açarken dedim ki ya Fatsa'da başıboş köpek çok oldukça var. Evet. Sokak doğru köpeği. Doğru. Üzülüyoruz da hasbelkader dedim. Dedi ki ya başkanım biz dedi köpek maması da üretiyoruz. Aa. Ki Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ikinci firması. Evet. Dedi ki biz de katkı sağlayalım. Dedim vallahi hayır. Çok güzel. Hemen bir baktım haftaya şey geldi. 300 kilo mama geldi. Köpek maması. Ne güzel. Hemen orada bu işle ilgili arkadaşları aradık. Verdik onları. Bunlar da köpekleri dağıttılar. Ne mutlu. Fatsa OSB'nin evet bak dışarıdaki sokak köpeklerimize bile daha iyi faydası var. Faydası var. Tabii. Şimdi bunun önünü açmamız lazım. Tabii. Ne gibi? İşte kamulaştırmayı evet bir an önce hızlandırmamız lazım. Bakın, İstihdam istiyorsanız bunun evet yolu bu. Eğer ordu evet ile olarak altın ordusuyla, Fatsa'sıyla, Ünye'siyle. Tabii. 3 OSB'de kamulaştırmayı bitirdiğimiz takdirde biz okulumuzu da kendimiz yaparız Murat kardeşim. Evet. Biz yolumuzu da kendimiz yaparız. Tabii. Çünkü güçlü ekonomin varsa sesinde güç çıkar. Güç çıkar. Aynen doğru. Güçlü ekonomin varsa her işi kendin yaparız. Kendin yaparsın. Doğru. Ben bakın örnek vereyim mesela. Fatsa'da şu an 35 tane fabrika var. Desek evet ki biz
Ya her sene bir okul yapacağız. Tabii. Ve bunu her sınıfa da sizin adınızı vereceğiz. Ve bunu da aylık 5 bin lira 5 bin lira verecek desek inanın herkes kabul eder. Tabii. Doğru. Bunun sayısı 35'ten 70'e çıkarsa. Tabii. İki okul yaparım ya ben. İki okul yaparım. Dolayısıyla şimdi bizim hedefimiz ne? Az önce kamulaştırmanın bitirmesi lazım. Evet. Buradan devlet büyüklerimize nedir orada en son durum? Ki 6 milyon 800 binlik sayın millet bölge milletvekillerimizin ifadesi var. Umarım Ocak ayı itibariyle ve Aralık sonu itibariyle inşallah gelir. Dır gelir mi olur? Yani baktığınızda Altınordu, Fatsa ve Ünye'nin toplam gerekli olan parası 200 milyon lira. Yani bugün Ordu'ya stat yapılmamış olsa, şehir stadı, bu parayı, oraya vereceğimiz parayı bu 3 tane OSB'ye aktarmış olsak ne bugün işsizlik olur Ordu'da, ne bugün Ordu'da sıkıntı kalır, ne de bir sorun kalır. Evet. O yüzden bizim öncelikli hedefimiz bunlara eğilmek ve bu kamulaştırma maliyetini ortadan kaldırmak. Doğru. Yani Ordu'nun sorunu bu. Tabii. Çünkü sadece dediğim gibi OSB, sadece OSB'de çalışanlara fayda sağlayan bir yaklaşım tabii, değil ki. Tabii, çarpan etkisi var. Çok var. Tabii. Dolayısıyla her sektöre. Her sektörü var. Dolayısıyla bunun daha da bizim paramızın çoğalması ve zenginleşmemiz lazım. Tabii. Bunun da yolu üretimden geçiyor. Üretimden. O ve bunun da altyapısı OSB'den geçiyor. OSB'ler. Bunu hızlı bir şekilde kamulaştırmamız lazım. Yani 6 milyon 800 bin liralık bir para Allah nasip etsin yıl sonunda geleceği ifade ediyor. Evet, kamulaştırma başta için. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sanayi Bakanımıza, bölge milletvekillerine çok teşekkür ederiz bu bağlamdaki yaklaşımdan dolayı. Tabii. Yeterli bir değil tabii ki. 40 milyon ama ihtiyaç var Fatsa'da. Yaklaşık Fatsa'da 40 milyonluk bir ihtiyacı var. Tabii orada da bir mağduriyet var. Yani şimdi orada da kamulaştırma nedir? Yapılacak vatandaşımızın sözleşme imzalamış hala parasını alamamış. Evet, bunları hızlandırmamız lazım. Hızlandırmamız lazım. Dediğim gibi ama şu an 66 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok önemli. Gerçekten bakın El Salvador gibi bir ülke ihracat yapıyor Fatsa'ya. Ne güzel. Almanya demiyorum. İşte efendim Fransa demiyorum. El Salvador. Dünyanın her ülkesine gidiyor. Gidiyor. Başkanım çok gurur duyduk, mutlu olduk. Fatsa çok önemli. Başarılarınız devamını diliyoruz. 2020'yi transit geçelim. 2021'de bütün umutlar 2021'e. Malum İnşallah. Yeni yıl geldi. Kapanışı beraber yapalım. Programda evet, kısaca toparlamak gerekirse, hani işin tabii. özetini çıkartmak gerekirse. Yeni yıl mesajıyı da kapatalım. Evet, esnaflarımıza bu nokta dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Evet. Doğru aktarılmadığını düşünüyorum. Eğer aktarılırsa ben bu esnaflara olan desteklerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Kesin. Bunlar sadece erteleme şart. Evet. Nitelik taşır. Dediğiniz gibi sigorta, bağkur, işte kredi garanti, vergi, bundan, vergi ve KGF kredilerinin en az asgari 3 ay ötelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Ki 2021'e hasarı az almış bir ülke olarak çıkmamız için bunları yapmamız lazım. Tabii. Esnaflarımızın, esnaf kardeşlerimizin ve onlara ekmek, onların yanında çalışan insanlarımızın tekrardan hayatını idame ettirmesi için bunları yapmamız lazım. Diğer taraftan baktığımızda dediğim gibi inşallah 2021 yılında aşıyla da birlikte bulunduğu takdirde düzelmeye başlayan bir ekonomik modeli inşallah Rabbim bizlere gösterir ve nasip eder. İnşallah. Tabii ki dediğim gibi ordunun en büyük sorunlarından olan bundan öncesinde şunu diyeyim. Tabii ki dedim ya az önce konuşmamın içerisinde yer vermiştim. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kesin. Hiçbir siyasi parti şu anki durumdan siyaset üstü. Bir malzeme çıkartıp siyaset yapmaması lazım. Tabii. Bu ülke meselesi, bu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı meselesi değil. Hepimiz bu aynı Türkiye İttifakı meselesi. Doğru. Hepimiz aynı masanın etrafındayız. Bu virüs Ahmet'e Mehmet'e ayrı bulaşmıyor. Bu dünyanın hepimiz sorunu. Bulaşıyor. Partili partisi ayırt etmiyor. Doğru. O yüzden lütfen bir ve beraberlik görüntümüzü şu dünyaya verelim. Şu vatandaşımıza verelim. İddia ediyorum o birlik ve beraberliği verdiğimiz sürece her şey taşlar yerine oturacağı kanaatindeyim. Doğru. O yüzden inşallah 2021 yıla girerken inşallah bu kavgaları, bu işte birbirimize olan yaklaşımları bir kenara bırakarak, askıya alarak çok daha birbirimize yardımcı olarak, motive ederek birbirimizi bu ülkeyi tekrardan ayağa kaldırarak koşmaya, tabiri caizse ileriye doğru yürümeye hep beraber yaşatalım. Zor bir şey değil. Buyurun. Bunu yaptık mı? Yaptı bu ülke. Çözüm birlik ve beraber. Bunu yapacak ihracatçısı da var. Bunu tabii. yapacak gençleri de var. Bunu yapacak fikir İrade babaları var. Da var. Her şey var. Doğru. Yeter ki evet. o namazdaki safları sıkıtıyoruz ya. Tabii. Aynı oradaki gibi namazdaki birlik ve beraberlikle yol aşalım lazım. Bu işleri diyorsunuz. İnşallah dediğim gibi bu vesileyle 2021 yılının başta ülkemize sağlık, sonrasında inşallah birlik ve beraberlik, sonrasında inşallah kazancın bol ve kazanılan kazancın istihdama dönüştüğü, üretimin arttığı, işsizliğin bu memlekette azaldığı bir yıl olmasını Rabbimden diliyorum. Ve bizleri ekranları başında izleyen çok değerli izleyicilerimizi de sizler aracılığıyla
Bizleri dinledikleri için, bir saatlik bir programda bizlere bu noktada kulak verip dinledikleri için çok teşekkür ederim. Başta senin gibi değerli bir kardeşime, sonrasında da Altaş TV ailesine, bize böyle güzel ev sahipliği yapıp bu platformu bize kullandırıp ilgili yerlere, kamuoyuna ve vatandaşlarımıza bizleri buluşturdukları için minnettarlığımı ve şükranlığımı kurum adına, yönetim kurulu adına, meclisim adına çok teşekkür ederim. Dediğim gibi biz bu kadar başarıyı tek başımıza yapmadık Murat Bey. Ekibizle benim beraber. Benim çok değerli bir yönetim kurulu üyelerim, arkadaşlarım var, meclisim var. Doğru. Ticaret çalışanlarım var. Diğer baktığında Fatsa'daki diğer bürokratlar var. Tabii. Hepsinden Allah razı olsun. Büyük bir aile. Birlik ve beraberliğin meyvesi daha fazla olacak. İnşallah bir dahaki yıllarda 15 bin istihdamın olduğu Fatsa'ya konuşuyoruz. 166 ülkeye ihracat yapan değil, 126 ülkeye ihracat yapan Fatsa'ya konuşuyoruz. Kumru'yu konuşuyoruz, Korgan'ı konuşuyoruz. Çünkü Korgan'ın sorunu, Faybastı'nın sorunu, Fatsa'nın sorunu. Doğru. Biz böyle dilendiriyoruz. O yüzden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah'a emanet olsun diyorum. Sayın Başkan, size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Güzel bir başarı hikayesi oluştu. Bu güzel birlik ve beraberlikleri düşüncenizde programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi programının sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.